Merhabalar. Bugün 23 Eylül 2020. Bahçedeyiz. Cevizlerimiz tam anlamıyla kabarmadı ama çatlamadı daha doğrusu. Ama yine de babamla birlikte geldik. Sincaplar bizden erken davranıyorlar. Onlarla fazladan paylaşmamak için cevizimizi hasat edelim diye düşündük. Bu çentler falan değil. Bu sincapın ektiği, babamın da yerini değiştirdiği bir ceviz ağacı. Cinsini bilmiyorum ama iklime uygun olduğu için bu kadar gelişti. Verdiği ceviz bu yıl Mifert diye bir ilaç açtım, attım iç doldurucu. Yeterince ceviz verdi. Bize salkım salkım ceviz de gerekmiyor. Hoş satmıyoruz bunu. Kendimiz tüketiyoruz. İnternetten şöyle bir alet getirttirdim. Bu Tayvan malıymış. Bizimkiler de yapabilirler böyle bir şeyi. Dizayn olarak üreticiler bunu izlerse eğer şu şekilde göstereyim. Altında torba var. Ceviz toplamaya yarıyor. İncir toplamaya yarıyor. Ben bunu şu şekilde bir boyacıların kullandığı uzayan borular var. Şu şekilde çeviriyorsunuz, uzatıyorsunuz. 6 metreye kadar uzuyor bu. Ve nasıl yapıldığını size göstereyim. Bakın şurada bir ceviz var. Uzatıyorum o tarafa doğru. Çını alıyorum. Ve asılıyorum. Gördüğünüz gibi İçini almadı ama yere düştü. Gördüm onları. Şurada var iki tane. Bu çok açıldı. Şunu da sağa doğru sıkınca sıkışıyor. Şöyle gördüğünüz gibi içini alıyorsunuz, asılıyorsunuz. Ve iki tane, üç tane ceviz tahsil ediyorsunuz. Bunu köy enstitüsü mezunu babama veriyorum. İmece usulü çalışıyoruz. O kabuklarını soyuyor. Tekrar bakalım. Şurada var bir tane. Evet. Bazen böyle dal da kırılıyor ama yapacak bir şey yok. Ağacı kökünden sallamaktan, dalları silkelemekten çok daha iyi bir toplama yöntemi diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi keseceğin içine alıyoruz cevizleri. Siz de böyle bir aletten yararlanabilirsiniz ceviz toplamada. Yüksek dallardan elma toplamada. Farklı mahsullerde bu aletten yararlanabilirsiniz. Boyacıların kullandığı sırık 6 metreye kadar uzuyor. Alüminyum çok ağır değil. Ucuna da internetten ararsanız meyve toplayıcı diye bu sitelerde var. 40-45 lira bir şey. Evet, size bugün bu aletten söz etmek istedim. Ve ceviz bahsinden söz ettim. Bunları çatlatacağız, içlerini çıkartacağız. Tam anlamıyla çatlamamışlar ama bir bıçak yardımıyla gördüğünüz gibi içleri çıkıyor. Tazecik ceviz. Organik. Kendimiz tüketiyoruz. Bitki geliştirici yememiş, hormon almamış ceviz. Siz de bahçenizde bir tane ceviz ağacı bulundurursanız ailenize yetecektir. Bereketli olsun. Evet arkadaşlar, demin
net gösteremedim size. Başka bir ağacın başına geldik. Bunda mahsul biraz daha fazla. Kafadan geçiriyoruz ve asılıyoruz. Geçiriyoruz kafadan ve asılıyoruz. Gördüğünüz gibi torbamızın içinden babama kabuklarını soymak üzere servis ediyor.